Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugünkü konumuz kalıcı makyaj olacak. Çok güzel. Konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Aytaç Mamedova. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Aytaç Mamedova. 23 yaşındayım. Kalıcı makyaj uzmanıyım. Bu işi yapıyorum. Çok güzel. Kalıcı makyaj nedir acaba? Kalıcı makyaj dediğimiz derinin epidermis alt tabakasına yapılan bir işlemdir deri altına. Bu süreçte işte daha iyi bir görünüm, daha bir kalıcılık görünüm veriyor. Evet. Peki bu işin keyifli yanları nelerdir sizin için? Bu işin keyifli yanları insanları mutlu görmek, insanların güvenini kazanmak. Daha mutlu işte, olmalarını sağlamak. Tabii tabii aynen. Ee, bu motive veriyor insanı. Kesinlikle, değil mi? Enerjisini yükseltiyor. Aynen. Çok güzel. Peki kimlere yapılır, kimlere yapılmaz kalıcı makyaj? Ee, şöyle mesela normal ciltlere, kuru ciltlere daha iyi durur. Ee, onlara her türlü mesela işlem yapılır, mesela mikropigmentasyon, bir de manuel işlemi yapılır. Ee, ama yağlı ciltler sebum olduğu için onlara Genelde mikrop pigmentasyon öneriyoruz ki onlarda çünkü diğer işlemi yapsak daha çabuk atma gibi şey oluyor. Bir de işte birkaç rahatsızlıkları falan olunca cilt tipine göre de yapılamıyor. Evet. Peki hangi cilt tipine hangi işlemler yapılır? Biraz daha detaylı bir şekilde anlatmak ister misiniz? Tabii olur. Mesela bazı insanların cilt alerjisi olur diyelim. Evet. Ee, rahatsızlıkları olur ee, ya da ne bileyim işte atıyorum m, epilepsi rahatsızlığı evet. onlara olmaz. Biz Hı -hı. özellikle onlar için forum hazırlıyoruz. Ee, izin olmadan hiçbir işleme yapmıyoruz. Doktor her... müsaade edecek. Tabii tabii. tabii bir sakıncası aynen. olmayacak. Evet çünkü her yapılan işlem e, önemlidir bizim tabii için. Tabii ki muhakkak ee, Sorumluluk taşıyoruz çünkü yapılan işlem hem güzel olsun tabii. hem bizim hem müşteri açıdan Evet, sağlık açısından da uygun tabii, tabii. olması gerekiyor. Evet. Çok güzel. Peki işlem öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmelidir? Ee, yapılan e, uygulamalar çok önemlidir mesela ee, diyelim ki biz öneriyoruz. Evet. Onun yapılması müddetçe daha iyi bir sonuç alabiliyoruz bazıları bunu yapmamakta. İşte Tabii, dikkat diyelim etmek ki, lazım. Evet. Diyelim ki biz uygulamayı söylüyoruz bazıları dikkat etmiyor. Ve maalesef ki biraz diyelim ki üzücü bir olay oluyor. Ki bunu düzeltiyoruz. Ee, hiçbir iş çözülmeyecek değil. Doğru. Ee, ama, ama zarar yine de, görüyor kendisi. Tabii tabii. Ama yine de dikkat edilince daha iyi bir sonuçlar alıyorlar. Kesinlikle. Peki kalıcılık ne kadar etkili oluyor? Mesela göz çevresi kontür ne kadar kalır? Kaş için yapılan uygulama ne kadar devam eder? Ee, şöyle söyleyeyim. Kaş için e, yağlı ciltlerde bir işte 6 ay, 8 ay falan arasıdır. Ama kuru ciltte daha bir sene, bir buçuk sene götürüyor. Ki daha doğal e, yapılan boyayla doğrusu e, daha iyi bir sonuç alabilirler. Eyeliner falan gelince kalıcılık bir sene bir buçuk sene. Onun yine şeyi izi kalıyor ama sadece rengi açılıyor. Evet, o şekilde. Onun oluyor. kalıcılığı daha çok evet. Daha uzun süre Hı -hı. evet. Yani bu dövme gibi mi biraz yoksa daha? Yara farklı? gibi. Evet biraz. Tabii mesela beziyor. dövme en alt kısma yapılıyor Hı -hı. hipodermis. Evet. Biz onun daha üstüne yapıyoruz Epidermis altından dermis tabakasına. Evet. Ee, peki tasarım nasıl olmalı? Buna nasıl karar veriyorsunuz? Ee, tasarım şöyle. Mesela bazı müşteriler gelir. E, diyelim ki der ki ben böyle kaş istiyorum. Ya da ne bileyim kavisli diyelim Hı -hı. ya da düz. Ki herkesin e, altın oranı var. Yüz ölçümü var. Evet. Biz e, genelde kaşı fazla çıkmadan daha hoş bir görünüm e, çiziyoruz. Öyle. Bir de müşteriye de gösteriyoruz tabii ki. O şekil. Daha karar güzel. veriyorsunuz. Tabii tabii. Öncesinde mı? değil mi? O çok güzel bir yöntem. Tabii tabii. Yani şöyle bir şey olacak. Sizin yüzünüzde böyle Aha. duracak. Evet. Ondan sonra işte müşterimizin onayını aldıktan sonra da işleme başlıyoruz. Tabii. Çünkü o önceden görmezse e, sonuçtan memnun kalmayabilir. Evet. O Çünkü da problem. olur mesela bazıları e, uzun ya da kısa ister ya da evet. bir tık kalın ya da ince ister. Ona evet. göre zaten birlikte karar veriyoruz. Evet. Çok güzel. Peki hatalı veya rengi dönmüş işlemler düzeltilebiliyor mu? Tabii biz onu siliyoruz. Çünkü bazıları çok derin çalışması olabiliyor. Evet. Bazıları ucuz kalitesiz boya kullanılıyor. Maalesef. Ya da dövme boyaları kullanılıyor ki silme işlemini çok fazla çok bariz durmuyorsa yapılabilir aslında. Kaşına fazla çıkmamışsa ama genelde silme işlemini alıyoruz. Evet. En az dört seans gerektiriyor. Hı hı, siliniyor ondan sonra yeni baştan istediğiniz şekilde tabii, yapıyorsunuz. Tabii tabii. Aynen öyle. Çok güzel. Yani geriye dönüşü var bunun. Tabii tabii. O açıdan güzel. Var. Evet. E, peki e, kalıcı e, makyajda e, neler yapılır? E, onu biraz daha detaylı Anlatmak ister misiniz? Kalıcı makyajda işte pudralama yapılır, mikro pigmentasyon olan, mikro yapılır, eyeliner, lip liner, işte dudak kontür, dudak renklendirme falan bunlar hepsi yapılır kalıcı makyajda ki onlar daha iyi insan hiç uğraşmıyor. Evet, en kolayı değil mi? Zaman Aynen. çünkü problemi var Doğru vakit... yapıldığı sürece daha hoş bir görünüm oluyor. Evet. Siz bir güzellik merkezinde mi hizmet veriyorsunuz? Evet. O şekilde çalışıyorsunuz. Tabii. Nerede yeriniz? Ben şöyle freelance çalıştığım freelance için. Freelance olarak Evet. Hı -hı. Hem eğitmenim hem çalışanım. Ne hani güzel. Evet. Birkaç yerlerde çalışıyorum. Ay çok güzel. Hem de yetiştiriyorsunuz. Evet. Bu işi yapmak isteyenleri. Evet. İnsanı çok mutlu ediyor. Hani öğrencisi falan. Tabii. Ne güzel kadar güzel. Evet yani güzel e, bilgiler, tecrübeler edindiniz, onları aktarıyorsunuz. Tabii. Ee, bu çok yeni... önemli. Kesinlikle. Bazıları e, mesela eğitim alıyor ki bakıyorum çok yarım kalmış oluyor. Evet. Ve yetersiz. Çok, tabii yetersiz oluyor. Ki onlara mesela üzülüyorum bazen. Evet. Siz onu geliştiriyorsunuz tabii tam gerektiği olarak. gibi. Evet. Çok önemli kesinlikle. Bugünkü konuğumuz kalıcı makyaj uzmanı Aytaç Mamedova'ydı. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. Ee, memnun oldum bu arada ben. Çok memnun oldum. Evet her şey için teşekkürler. Rica ederiz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.